merhabalar. Bugün sizlerle birlikte gösterişli, pratik ve çok lezzetli bir şerbetli tatlı yapacağız. Bülbül yuvası tatlısı yapacağız. Öncelikle tatlımızın şerbetini yaparak başlayacağız. Tatlımızın şerbeti için tenceremin içerisine 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ilave ettim. Ve şöyle ince bir dilim kadar da limon ekledim. Şimdi şerbetimizi ocağımıza alıyoruz. Kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra sadece bir 5 dakika kadar daha kaynatıp ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Evet, tatlımızın hamuru için 2 adet yumurta kullanacağız. Yumurtamızın birinin sarısını üzeri için ayıracağız. Yarım çay bardağı irmik, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 125 gram kadar tereyağı ve un kullanacağız. Hamurumuzu yoğurmak için şöyle genişçe bir yoğurma kabı aldık. Kabımın içerisinde yumurtalarımı kırdım. Şöyle bir adet yumurtamın sarısını da üzeri için ayırdım. Şimdi kabımın içerisine sıvı yağımı ekliyorum. Ve tereyağımı şöyle bir çırpıcı yardımıyla bir karıştıracağım malzemelerimi. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar, bu arada tereyağımız oda ısısında olması gerekiyor. Şimdi şöyle hemen içerisine irmiğimi ekliyorum. Kabartma tozumu, vanilyamı. Ekleyip tekrar şöyle çırpıcımla bir karıştırıyorum malzemelerimi. Arkadaşlar, elinizle de yoğurabilirsiniz. Evet, bu aşamadan sonra elimle yoğurarak devam edeceğim. Şimdi hamurun içerisine 1 su bardağı unumu ekliyorum. Ve harmanlamaya başlıyorum. Bu arada bütün malzemelerimizi ekledik. Sadece un ekleyeceğiz. Unumuzu da her zaman kontrollü eklememizde fayda var. Evet, şimdi de 2. su bardağı unumuzu ekliyoruz ve tekrar yoğurmaya başlıyoruz. Evet, şimdi şöyle 3. su bardağı unumu da aldım. Bu aşamadan sonra yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Yavaş yavaş yoğuruyoruz. Bir miktar daha ekliyorum. Ve tekrar. Kıvamına da bakıyorum bu şekilde. Biraz daha un. Ve kalan unumun tamamını ekliyorum. Çünkü benim hamurum kaldıracak 3 su bardağı unu. Evet. Kıvam şimdi tamam olmaya başladı. Evet, hamurumuzun kıvamı oldu. Yumuşak bir kıvam olacak hamurumuzun. Arkadaşlar, şimdi de hamurumuzu açacağız. İki yağlı kağıdın arasına koyup açıyoruz hamurumuzu. Şöyle bir merdane yardımıyla güzelce açacağız. Yağlı kağıt kullanmadan da yapabilirsiniz bu işlemi. Ama yağlı kağıt kullanırsanız çok daha pratik bir şekilde açmış olursunuz. Evet, hamurumuzu güzelce açtık. Şimdi üzerinden yağlı kağıdımızı kaldırıyoruz. Şimdi arkadaşlar, hamurumuzu çok fazla inceltmemeye özen gösterelim. Bir de şöyle yağlı kağıdı kaldırdıktan sonra her yerinin kalınlığının eşit olmasına özen gösterelim. Bir yeri kalın olurken diğer yanı ince olmasın. Her yeri eşit kalınlıkta olması gerekiyor. Tamam. Şimdi 1 su bardağı yardımı ile
şekiller çıkarıyoruz. Evet, şimdi de hamurlarımızı yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize alacağız. Evet, tatlımızın tat katmanlarını hazırladık. Şimdi şuradan iki parça hamur bıraktım. Bu hamurlarımı da şöyle bir aparat yardımıyla ortasında boşluk oluşturacak şekilde kesiyoruz. Şimdi de kesmiş olduğumuz hamurlarımızı alt katmanlarımızın üzerine yerleştiriyoruz. Arkadaşlar, böyle alırken elinizde ufak ufak parçalanabilir ve hafif dokunuşlarla yapışmasını sağlayabilirsiniz. Bir diğerini de şöyle göstereyim hemen size. Evet, bu şekilde. Şimdi ben kalan hamurumu da aynı şekilde açıp üst katmanlarını yapmaya devam edeceğim. Evet, tatlımızı tamamladık. Şimdi üzerine yumurtamızın sarısını sürüyoruz. Her yerine sürmüyoruz arkadaşlar. Sadece şu kenarlarına, ortalarına kuru yemiş koyacağız. Fındık, ceviz ve Antep fıstığı. Evet arkadaşlar, şimdi de kuru yemişlerimizi yerleştireceğiz. Ben sizlere fikir olması açısından hepsinden kullanacağım. Antep fıstığı, ceviz ve fındık. Siz dilerseniz sadece fındıklı ya da cevizli ya da sadece Antep fıstıklı da yapabilirsiniz. Tamamen tercihinizde kalmış. Bu şekilde içleri dolana kadar kuru yemişlerimizi dolduruyoruz. Şimdi bir de fındıklı yapayım. Evet. Cevizlerimizi de hemen böyle. Yarım ceviz. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam edeceğim. Evet, bülbül yuvası tatlılarımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda üzerleri kızarana kadar güzelce pişiriyoruz. Evet, bülbül yuvası tatlımız fırından çıktı. Hatta ilk sıcağının çıkması için bir 3-4 dakika kadar bekledim. Tatlımız hala sıcak şu anda. Kolayca şerbetini verebilmemiz için şöyle birbirlerine de yaklaştırdım. Şimdi tatlımız sıcak. Sıcak tatlımıza soğuk şerbetimizi vereceğiz. Arkadaşlar, tatlımız fırından çıkar çıkmaz kaynarken şerbetimizi verirsek eğer tatlımız hamur olabilir. O yüzden ilk sıcağının çıkması için 3-4 dakika kadar bekleyelim. Daha sonra soğuk şerbetimizi verelim. Şerbetimin tamamını ekleyeceğim bu arada. Tatlımız şerbetimizin tamamını çekecek çünkü. Evet, tatlımızı bu şekilde şerbetini çekmesi için güzelce dinlendiriyoruz. Daha sonra tamamen şerbetini çektikten sonra borcam tepsimi alacağım tatlımı. Evet, tatlımız güzelce şerbetini çekti. Hatta şöyle borcam bir tepsiye aldım. Hemen şimdi tabağımı alıp kıvamını göstereceğim size. Evet, hemen şöyle. Kıyır kıyır ağızda dağılan şahane bir lezzeti var. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.